Arkadaşlar Taha Duymaz'ın durumu ile ilgili yeni şeyler paylaşılmış. Fakat bunların hiçbirine teyitli diyemeyeceğim çünkü oradan oraya oradan oraya dolaşan haberler bunlar. Bu bilgilere göre arkadaşlar Taha Duymaz'ın bulunduğu binanın orada üst üste iki bina çökmüş. Ve Taha Duymaz ve ailesi giriş katta veya eksi birinci kattalarmış. Binadan da 30-35 kişi falan canlı kurtarılmış. Sanırım bir tek e, giriş katta Taha Duymaz ve ailesi kalmış. Gördüğüm paylaşımlara göre de termal cihazla burası incelenmiş ve 5-6 kişinin enkaz altında olduğu ve bunlardan biri hariç hepsinin yaşadığı tespit edilmiş. Ama iki bina üst üste çöktüğü için bu enkazı kaldırmak gerçekten zormuş. Ve burada sürekli bu zorluklardan dolayı çalışmalar tamamlanamıyor ve bir sonraki güne kalıyor. Hala bu, şu anda da Kurtarılma gerçekleşebilmiş değil sanırım yani bunlar söyleniyor topladığım bilgiler bunlar hatta bir iki yerde de gördüm ki bazıları binanın yıkılış şekliyle ilgili yorum yapıp burada yaşam alanı kalmış olabileceğini söylemiş yani hala kurtarılma şansları var kafaları karıştıran başka bir mevzu daha var ki o da Taha Duymaz'ın YouTube kanalının satılmış olması. Bunda da işte ailesinin YouTube kanalını sattığı falan gibi şeyler yazılmış. Ama arkadaşlar Taha Duymaz'ı takipleyen herkesin de söylediği gibi Taha Duymaz zaten bir restoran mekan açmak için YouTube kanalını satmaya karar vermişti zaten. Yani şu anda YouTube kanalını yabancı birine satmış ve orada böyle İngilizce paylaşımlar falan yapılıyor. Ama bu konunun ailesiyle, ablasıyla falan bir alakası olmadığı gözüküyor. Tabii ben burada bu durumları böyle mış mışlarla falan anlattım ama birçok bilgi topladığım için bunları bir yerde özetlemek istedim. Yani birilerine aktarmak istedim merak eden insanlara. Tabii ki benim de yanlış bildiğim, yanlış duyduğum şeyler olabilir. Eğer sizin bir bilginiz varsa bu durumla ilgili, gelişmelerle ilgili bir bilginiz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yani gerçekten gencecik pırıl pırıl bir çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş bir insan. Umarım ailesiyle birlikte bu enkazdan kurtulur. İnşallah kendisiyle ilgili güzel haberleri alırız.